Aytekin Hocam. Okey. Günaydın arkadaşlar. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Bugün uzunca bir süredir planladığımız seminer, webinar dizilerinden ilkini gerçekleştiriyoruz. Bu webinar dizisinde yine sevgili Yasemin'den başlıyoruz. Yasemin bizim özellikle son iki yıldır açık bilim ve açık veri, araştırma verisi yönetimi konusundaki en önemli destekçilerimizden, en önemli yardımcılarımızdan birisi. Kendisi dünyanın en iyi üniversitelerinden biri, Delft Teknik Üniversitesi'nde çalışıyor. Ve oranın da kütüphanesinde çalışıyor ve aynı zamanda Data Steward olarak çalışıyor. Ve bu hepimize çok yeni bir kavram ama gelecekte hepimizin içinde olması gereken, hepimizin yeni rollerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkan bir kavram. Sağ olsun hiçbir zaman iki yıldır bütün yaptığımız çalışmalarda dersleri bizden hiç esirgemedi ve bizim için de ne büyük bir şans ki bu kadar bu konuda liderlik eden bir üniversitede bize böyle kalbiyle, bütün samimiyetiyle yardımcı olan bir arkadaşımızın olması. Kendisine ben sizler adına da bir kere daha çok çok teşekkür ediyorum Yasemin'e. Şimdi sorularınızı dediğimiz gibi sorular bölümüne yazarsanız bu sorular orada hem kaydolacak hem de bu sorulardan cevapladıklarımızı sunum sonrasında cevaplayacağız. Cevaplamadıklarımızı, cevaplayamadıklarımızı daha sonra sizlere geriye dönmeyi düşünüyoruz. Şimdi bugünkü konumuzun önemi şuradan kaynaklanıyor. Delft Teknik Üniversitesi açık bilim, açık erişim, açık veri, araştırma verisi gibi konularda dünyada liderlik eden üniversitelerden bir tanesi. Ve yaptıkları çalışmalar bütün dünya tarafından son derece dikkatle takip ediliyor. Ve artık Delft Teknik Üniversitesi yeni çağ diye adlandırdığı çağ open era ya da açıklık çağı diye ben adlandırdım. Bir çağ olarak adlandırıyor ve önümüzdeki dönemdeki bütün yapacağı bilimsel çalışmaları da bu vizyon üzerine kurmak istiyor. Ve bu nedenle de yine yaptığı çalışmaları bir sonraki aşamaya taşıyarak yine dünyada belki de ilk diyebiliriz bir açık bilim programı oluşturdu. Ve bu program 2020-2024 yılları arasında açık bilimle ilgili Delft Teknik Üniversitesi'nin neler yapacağını içeriyor. Bu programın özellikle 5 tane birbiriyle bağlantılı proje ayağı var. Bunlar işte açık eğitim, açık erişim, açık yayıncılık platformları ve FAIR data dediğimiz, FAIR veri dediğimiz konu. Ayrıca yine onların bu 5 projeden birisi de açık yazılımlar veya FAIR yazılımlar dediğimiz yazılımlardan oluşuyor. Ve bütün bu planı da bu 5 önemli proje ayağı üzerine kurdular. Şimdi ben daha fazla zaman almadan sözü sevgili Yasemin'e bırakıyorum. Hem kendinden birazcık bahsetmesini, hem birazcık Delft Teknik Üniversitesi'ne bahsetmesini ve bizim de üniversitelerimize, bizim de ülkemizdeki araştırma ve araştırma verisiyle ilgili ve açık bilimle ilgili çalışan kurumlarımıza belki bir yol haritası olabilecek çok önemli bu açık bilim programına ilgili bilgiler vermesini rica ediyorum. Söz sende Yasemin. Merhabalar tekrardan. Çok teşekkürler. Şimdi bu kadar güzel bir girişten sonra böyle webinar vermek de hiç kolay değil. Çok teşekkür ederim bütün güzel sözleriniz için. Benim için de aynı şekilde ortaklaşa çalışmak çok sevindirici ve güzel bir tecrübe. O zaman başlatıyorum sunumu. Görüyor musunuz ekranımı şu anda? Görüyoruz. Hiçbir problem yok Yasemin. Tamam. Herhangi bir sıkıntı olursa da haber verirsiniz zaten. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Çok sağ olun webinarımıza katıldığınız için. Özellikle şu anda zor günlerden geçiyoruz. Hepimizden ciddi özveri gerektiren günler. Buna rağmen vakit ayırıp katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. İsmim Yasemin Türk Yılmaz. Wunderwelden. Delft Üniversitesi'nde, Delft Teknik Üniversitesi'nde Data Steward veri yöneticisi olarak çalışıyorum. Ve bugün
Bizim üniversitemizdeki açık bilim stratejik planı üzerine konuşacağım. Yansılarıma erişebilirsiniz. Aynı şekilde planın kendisine de erişebilirsiniz. Zaten chatte de paylaşmıştım. Webinar sonrasında da Ben de ayrıca. paylaştım. Tamam, süper. Çok teşekkür ediyorum. Webinar sonrasında da webinarın kaydıyla beraber de tekrardan paylaşılacak bütün bu linkler. Kısaca hani veri yöneticisi olarak ne yapıyorum o konuda bilgi vermek açısından. Şu anda Delft Üniversitesi'nde bir veri yönetici bir ekip mevcut. Ve bu ekipte her bir fakültede birer adet veri yöneticisi var. Ve ayrıca projenin koordinasyonunu sağlama amaçlı da kütüphanede konuşlanmış olan bir koordinatörümüz var. Peki veri yöneticisi ne yapıyor diye sorarsanız, çalıştığımız fakültelerde araştırmacıların veriye yönelik her türlü soruları için ilk gelebilecekleri, danışabilecekleri uzman pozisyondayız. Mesela örnek vermek açısından güvenli veri saklama ve paylaşma üzerine öneriler, mevcut veri arşivleri hakkında bilgi vermek, veri yönetim planlarının hazırlanması ve veri yönetimine yönelik olan ücretlerin hesaplanmasına yönelik öneri ve destek, fon veren kuruluş ve yayımcıların veri paylaşımı üzerine olan politikalarına dair uygunluk konusunda destek, veri ve yazılım yönetimini kolaylaştıran araçlar konusunda destek ve düzenli olarak çalıştaylar ve seminerler düzenlemek gibi aktivitelerimiz var. Ancak bugünkü konumuz açık bilim. O nedenle önce Hollanda'dan başlayarak sonrasında da TEDAF'ta nasıl geliştiğini anlatmaya çalışacağım. 2017 yılında araştırmacı toplulukları, eğitim araştırma kurumları, kütüphaneler, bakanlıklar, fon veren kuruluşlar ve destek veren diğer organizasyonlar bir araya gelerek bir ulusal açık bilim planı oluşturdular. Ve bu planın ana hedefleri şu şekilde: 2020'de tüm bilimsel yayınlara açık erişim sağlamak, araştırma verilerinin yeniden kullanıma uygun hale getirilmesini sağlamak, değerlendirme ve ödüllendirme sistemlerini açık bilim hedeflerine uygun hale getirmek ve açık bilimi teşvik ederek desteklemek. Benim alanım araştırma verisi olduğu için kısaca buna değinmek istiyorum. Mesela şu anda Hollanda'daki fon veren bütün kuruluşlar araştırma verilerinin fair hale getirilmesini istiyorlar. Bu ne demek? Fair araştırma verilerinin bulunabilir, erişilebilir, birlikte çalışabilir ve yeniden kullanılabilir olmasını gerektiriyor. Peki nasıl oluyor derseniz, bu fair veriyle açık veri aynı şey mi? Değil aslında. Bu olabildiğince açık, gerektiğince kapalı prensibine dayanıyor. Peki neden kapalı olması gerekir diye sorarsanız, mesela kişisel bilgi içeren veriler olabilir, patent başvurularına ilişkin veriler olabilir. Ve her bir fon alan araştırmacının projesi esnasında araştırma verilerini nasıl fair hale getireceklerini detaylı bir şekilde anlattıkları bir veri yönetim planı hazırlamaları gerekiyor. Bu fair prensipleri Hollanda'da aslında ilk başta çıktı ama sonradan dünya çapında epey destek gördü ve pek çok fon veren kuruluş, üniversite, yayıncı tarafından şu anda uygulamaya geçiriliyor. İlk başta veri için çıkmış olmakla beraber son dönemde aslında araştırma yazılımına da kaymış durumda. Çünkü bunun sebebi araştırma verisinin ve araştırma yazılımının aslında birbirinden ayrılmaz iki parça olması. Ve ilk başta bu fair software, fair yazılım Hollanda'dan yine çıkan bir terim ama giderek daha fazla uluslararası arenada organizasyon, kurum tarafından destek görmekte. Eğer bilgi almak isterseniz buradaki linkten de ulaşabilirsiniz. Bu hedefler arasında ikinci özellikle değinmek istediğim konu ise değerlendirme ve ödüllendirme sistemleri. DORA, yani araştırma değerlendirmesi üzerine San Francisco Deklarasyonu'na göre akademisyenleri işe alma, yükselme veya fon kararlarını vermek üzere bilimsel yayınların çıktığı dergilerin etki faktörü gibi açık bilimin özüyle aslında hiçbir şekilde paylaşmayan faktörlere bakmaktansa bilimsel yayının içeriğinin ve yalnızca makalenin değil, o makalenin yazılmasını sağlamış olan araştırma verileri, araştırma yazılımı,
modeller olabilir, tasarımlar olabilir. Bunun gibi tüm araştırma çıktılarının dikkate alınmasını talep ediyor. DORA'yı geçtiğimiz sene Nisan ayında Hollanda'daki fon veren kuruluşlar imzaladılar ve bunu takiben Hollanda'daki en büyük fon veren kuruluş olan Hollanda Araştırma Konseyi başlattığı pilot projede özgeçmişlerde dergi etki faktörlerinin dergi, yayıncı veya yayın platformuna atıfta bulunan herhangi bir ölçütün, metreğin kullanılmasını yasakladı. Ve bunun yerine sırf dergi makaleleri değil, kitaplar, veri, yazılımlar, sergi ve performanslar, ön baskılar ve benzeri çıktıların paylaşılmasını istedi. Peki telafi durum nedir diye sorarsanız, telafi açık bilim konusunda epey köklü bir üniversite. Eğer tarih konusunda biraz bilgi almak isterseniz 2003 yılından günümüze kadar neler yapıldığını anlatan bir zaman çizelgesi var. Bu linkten ulaşabilirsiniz. Taylor 2018-2024 yılları için yayınlamış olduğu stratejik çerçevedeki 4 ana ilkeden birini açıklık olarak belirledi. Ve daha detaylı bakarsak burada açık bilim, açık erişim, açık veri, açık kaynak kodlu yazılımlar, açık lisanslar, açık eğitim ve açık inovasyon konularını değinildiğini görüyoruz. Bunun uygulanabilmesini sağlamak amaçlı da bir açık bilim stratejik planı yayınlandı. Bugünkü webinarımızın konusu da bu zaten. Programın yapısına baktığımız zaman 5 tane ana projeden ve 3 tane de ortak temadan oluştuğunu görüyoruz. Açık eğitim projesine bakarsak, bu projenin amacı açık eğitim kaynaklarını arttırmak ve hedefleri arasında öğretmenlere aşağıdaki konularda destek ve eğitim verilmesi. Mesela etkileşimli açık ders kitapları oluşturma ve yayınlama, ticari ders kitaplarından açık kaynaklara geçme, telif hakkı ve lisans konularında destek verilmesi ve benzeri. Açık erişim alanında ilerlemeyi amaçlayan bu projede ise hedefler arasında TEDAFT'in mevcut açık erişim politikasının revize edilmesi, araştırmacıların açık erişim faaliyetlerini gösteren, görselleştiren bir panelin uygulamaya konulması, Planes'in TEDAFT'e uygulamaya konulmasını kolaylaştırmak ve TEDAFT'taki araştırmacıların makale işlem ücretleriyle nasıl başa çıkacağını ve TEDAFT'in genel olarak nasıl başa çıkacağını üzerine bir politika geliştirmesi ve benzeri hedefler olduğunu görüyoruz. Açık yayıncılık platformu geliştirmeyi amaçlayan bu projede ise hedefler arasında alternatif yayıncılık format ve servislerinin sunulması var. Mesela kayıtlı raporlar, negatif sonuçlar, geliştirilmiş etkileşimli yayınlar, aynı zamanda açık inceleme biçimleri, yayın sonrası açık yorum ve benzeri. Fairware projesinin amacı araştırma verilerini fair hale getirmek ve hedefleri arasında disipliner fair veriler üzerine rehberler hazırlanması. Bu veri yöneticisi projesi, şimdi burada tabii bir lost in translation durumu var. Şimdi şöyle, bizim pozisyonumuz data steward olarak geçiyor ve hani biz daha çok danışman rolündeyiz. Bu pilot projede işe alınacak olan data managers'ların durumu biraz daha farklı. Onlar proje seviyesinde çalışacaklar ve araştırmacılara direkt veri toplama, verinin dokümantasyonu, verinin arşivlenmesi gibi konularda birebir yardımcı olabilecekler. Bunun için bir pilot proje olacak ve aynı zamanda bu projenin sürdürülebilirliği için bir stratejik plan geliştirilecek. Ve araştırma verisi yönetimi üzerine dersler, zaten şu anda mevcut derslerimiz var. Bunları daha çok geliştirmek üzerine hedefler var. Araştırmalarda geliştirilen yazılımları fair hale getirmeyi amaçlayan bu projede ise yazılım geliştirme ve arşivleme üzerine rehberler hazırlanması,
Yine bu Data Managers pilot projesine benzer bir şekilde araştırmaları proje seviyesinde araştırma yazılımı geliştirme konusunda destek olabilecek araştırma yazılımı mühendislerin alınması, pilot projede işe alınması ve bu projenin sürdürülebilirliği için bir stratejik plan hazırlanması, açık yazılım için politika geliştirilmesi ve araştırma yazılımı geliştirmek üzerine dersler hazırlanması. Peki açık çağda değerlendirme ve ödüllendirme ortak temasına bakarsak, buradaki amaç açık bilim uygulamalarının tüm boyutlarına katkıda bulunan faaliyetleri desteklemek ve hedefler arasında açık bilim aktivitelerinin işe alım, terfi ve değerlendirme için mevcut teyidat kriterlerine dahil edilmesi, araştırma değerlendirmesi için alternatif yöntemler geliştirilmesi ve kariyer yollarında farklılaşma için politika geliştirilmesi. Mesela bu son noktada anlatmaya hedeflenen şu şekilde. Eğer günümüz araştırmacısına bakarsak, günümüz araştırmacısı yalnızca vaktinin çok az kısmını araştırmaya harcayabiliyor. Çünkü başka pek çok sorumluluğu var. Ders vermek, proje yönetimi ve benzeri gibi. Buradaki amaç dileyenlerin mesela yalnızca eğitim üzerine odaklanmasını, dileyenlerin yalnızca araştırma üzerine odaklanmasını sağlamak. Diğer ortak temalardan biri üçüncü taraflarla verimli işbirliği. Burada amaç üçüncü taraflarla işbirliği içerisinde ortaya çıkan durum ve fırsatlarla başa çıkmak. Delft Üniversitesi teknik bir üniversite ve firmalarla son pek çok ortak çalışmaları olan bir üniversite. Açık bilimin böyle bir ortamda gerçekleştirilebilmesi için bunun nasıl yapılacağına yönelik bir yol haritası çizmek de son derece önemli. Bunun örnek hedefleri arasında mesela açık yazılım için politika geliştirilmesi, üçüncü taraflarla nasıl verimli bir şekilde işbirliği yapılabilir bu alanda politika geliştirilmesi, yüksek lisans tezlerinin yayınlanması için bir uygulama planı, yani zorunlu yayınlanması için bir uygulama planı hazırlanması. Çünkü pek çok yüksek lisans öğrencimiz firmalarda yapıyorlar yüksek lisans projelerini. Bu tezlerin yayınlanmasını garantilemek için bir plan hazırlanması gerekiyor. Açık bilim ilkelerini uygulamaya koymak için de elbette ki bunu gerçekleştirecek araştırmacılar, öğretmenler, öğrenciler ve destek personelinin gerekli becerileri edinmesini sağlamak gerekiyor. O nedenle burada hedefler arasında açık bilim becerileri için bir çerçeve geliştirilmesi, proje kapsamındaki bütün eğitimleri kapsayan bir envanter hazırlanması ve kariyer aşamasına bağlı olarak beceri düzeyleri hakkında rehberler hazırlanması. Mesela bir doktora öğrencisinin sahip olması gereken açık bilim becerileriyle bir profesörün sahip olması gereken açık bilim becerileri arasında elbette ki farklar var. Buradaki amaç da buna yönelik rehberler hazırlanarak bu kişilerin desteklenmesi. Bu 5 ana proje ve 3 ortak temanın yanı sıra proje kapsamında 2 konu daha var. Biri vatandaş bilimi. Vatandaş bilimi halkın bilime katılmasını amaçlıyor. Ve eğer düşünürseniz pek çok bilim insanı işleyebildiğinden ya daha fazla veri topluyor ya da bazı durumlarda da daha da fazla veri toplama ihtiyacı duyuyor. Çünkü o veriye kolayca erişemiyor. Yani kolayca toplayamıyor. Mesela örnek projeler olarak İskoçya'nın kıyı bölgesindeki yunusların izlenmesi, Afrika'da hava durumu verileri toplama, tarihi fotoğraf koleksiyonlarını üsvere ekleme gibi örnekler verilebilir. Bu proje kapsamında buna yönelik çalışmalar olacak. Diğeri de açık bilim laboratuvarı. Burada amaç açık bilim konusunda farklı çabaların, farklı araştırmaların denenebileceği bir ortam yaratmak. Mesela açık altyapı topluluklarının geliştirilmesi, açık bilim temalarında araştırmaların yapılabileceği bir ortam yaratmak, araçlar ve iş akışı geliştirme, mesela diğer sistemlerle ortaklaşa nasıl çalışılabilir. Ve açık donanım projeleri. Buna özellikle kısaca değinmek istiyorum. Şu anda solda gördüğünüz arkadaşımız bizim veri şampiyonlarımızdan biri.
ve aynı zamanda kendisi Teilhard Açık Alan'ın topluluğunu kurdu. Peki nedir bu topluluğun amacı derseniz, donanımların, bütün dizayn bilgilerinin ve nasıl üretilebileceğinin açıkça paylaşarak daha sürdürülebilir bir gelecek oluşturmayı hedefliyorlar. Mesela örnek vermek açısından şu anda yoğun olarak çalıştıkları bir proje var. Çünkü COVID-19 sebebiyle pek çok yerde kişisel koruyucu ekipman ve ventilatör sıkıntısı var. Kolayca bunlar bulunamıyor. Ve hani insanlar kendileri üretmeye çalışıyorlar ama bunu yapabilmek için de mevcut tasarımlara ve bu tasarımların detaylı bilgilerine ulaşmaları gerekiyor. Ama maalesef bu hiç kolay değil. Oluşturdukları bir açık kaynak projesi var şu anda GitHub'da ve burada yapmaya çalıştıkları COVID-19 ile ilgili donanım belgelerini, projelerinin belgelenmesi için basit ve standart bir format oluşturmuş durumdalar. Ve diğer projelere eğer dilerlerse bu formatı kullanarak o projelerin belgelenmesine yardım ediyorlar. Şu anda bu format İngilizce ve İspanyolca olarak mevcut ve diğer dillere çevirmek için de gönüllüler arıyorlar. Eğer Türkçe'ye çevirme konusunda yardımcı olmak isterseniz benimle iletişime geçebilirsiniz. Peki kim bu bütün projenin arkasında, kim sorumlu diye sorarsanız aslında epey büyük bir ekip. Öncelikle yönetim kurulunda rektör yardımcımız var. Yürütme komitesinde ise üniversitedeki kütüphaneyi, fakülteleri, üniversite hizmetlerini temsil eden birer temsilci olduğunu görüyorsunuz. Ayrıca programın bir yöneticisi ve yönetici sekreteri var ve bir iletişim üzerine olan da bir ekibi var. Bunun yanı sıra her bir projenin ve her bir ortak temanın en az birer tane lideri var. Ve ayrıca fakültelerdeki akademik personelle irtibat için proje temsilcileri, veri şampiyonları ve bu bahsettiğim mesela açık donanım topluluğu gibi topluluklarla ortaklaşa çalışmalar yapılacak. Benden bu kadar. Sorularınız varsa almak isterim. Normal ekrana dönmeye çalışırım. Tamam. Çok teşekkür ederim Yasemin. Teşekkür ederim. Böyle baktık kaldık yani. Kısacası. Yani almamız gereken çok fazla yol var. Ama bir yerden başlamak lazım. Bir yerden de başlayarak bir şeyler yapmak lazım. İnşallah benzer örnekleri en kısa zamanda biz de oluşturabiliriz. Evet değerli arkadaşlar. Sorularınızı sorular cevaplar bölümünden alabiliriz. Sanırım. Şimdi bir tane sorumuz var orada. Açık kavramıyla söylenmek istenen en temel yaklaşım olarak herkes tarafından erişilebilir. Karşılıksız, parasız, bedelsiz, saydam, şeffaf, görüş ve dilleri açık anlamında mı acaba? Yani açık anlamıyla söylenmek isteyen evet herkes tarafından erişilebilir. Kesinlikle doğru. Karşılıksız, parasız, bedelsiz. Yani bu tabii daha büyük bir tartışma çünkü mesela açık erişime makaleleri açık erişim ne hale getirmek için tabii makale işleme ücretleri alınıyor. O nedenle tamamen parasız. Yani onu o hale getirmek parasız değil ama ulaşmak isteyen kişi için evet parasız. Öyle diyebiliriz. Ama mesela açık kaynak kodlu bir yazılım mesela illa o yazılımın ücretsiz olduğu anlamına gelmiyor. Bu, o ne demek? Mesela kaynak kodunu dileyen herkesin görebileceği, katılabileceği, ona yönelik değişiklikler yapabileceği ama programı kullanmak isteyen bir kişi programın ücretsiz olmaması durumunda onun için ödeme yapması tabii gerekebilir. Saydam şeffaf, görüş ve eleştiriye açık tabii elbette. Yani buradaki amaç mümkün olduğu kadar herkesi bu sürece dahil etmek, ortaklaşa çalışmak ve mümkün olduğu kadar şeffaf bir ortam yaratmak. Gültekin Hocam sizin bir öneriniz var mı? Bence toparladın yani.
Yani çünkü burada bazen açık gelişim, açık bilim işte her şeyi parasız bedava mı almak değil, her şeyin bir maliyeti var aslında. Bu maliyetin sadece ödeme kanalları değişiyor. Bir şekilde bu çalışmalara destek olmak gerekiyor veya bu çalışmaları kurumların fonlaması gerekiyor. İşte fon sağlayıcı kuruluşların fon, yani sonuçta her şeyin bir üretimi için bir bedel var yani. Sadece belki bunun yöntemi birazcık değişmiş oluyor. Ama burada en önemli şey tabii ki yani ihtiyacı olanın istediği bilgiye ihtiyacı olduğu zaman da ulaşabilmesi, bunu sağlanması. Zaten esas amacımız o. Şimdi bir soru daha görüyorum orada. Delft Teknik Üniversitesi Kütüphanesi akademisyenlere yayın konusunda fon desteği sağlıyor mu? Tabii sağlıyor. Şu anda bir açık erişim fonu var. Buna her türlü araştırmacı başvurabiliyor. Bir de bunun yanı sıra aslında şöyle bir durum var. Hollanda'daki copyright kanununa göre 6 ay geçtikten sonra her türlü makale açılabiliyor. O nedenle de mesela bunun nasıl yapılabileceği üzerine de araştırmacılara destek veriliyor. Ve tabii üniversitede düzenli olarak yayıncılarla olan anlaşmalarını yeniliyorlar ve hani mümkün olduğu kadar açık erişim sağlamaya çalışıyorlar. Yani farklı şekillerde yardımcı oluyor üniversite araştırmacıları. Yani Hollanda zaten açık bilimi kendisine varsayılan olarak kabul ettiği için ki planlarını biraz öne de çekti yani. Yani artık bir an önce yapılan akademik çalışmalar herkes tarafından ulaşılır olması için de dünyada belki de bu büyük yayıncılarla en büyük pazarlıkları yapan ve en sert pazarlıkları yapan ülkelerin başında geliyor Hollanda. O yüzden de zaten şu anda Hollanda adresli bütün makaleler 6 ay içinde herkes tarafından erişilebilir olmak zorunda. Kanunen bu zaten bu şekilde. Bir soru Sami Bey'den gelmiş. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Teknolojik altyapı konusunda biraz daha bilgi verilebilir mi? Sistemler nasıl geliştiriliyor? Kaç kişi çalışıyor? Gayet güzel ve doğru bir soru. Şimdi biraz da projeye bağlı. Yani mesela FAIR veri projesine baktığımız zaman aslında FAIR veri ve yazılım projelerinin ikisine birden baktığımız zaman zaten bizim mevcut bir veri arşivimiz var. Bu ikisinin de hem verilerin hem yazılımların paylaşılmasını sağlayan. Rakam olarak çok hakim değilim. O nedenle tam rakamı söyleyemiyorum şimdi, kusura bakmayın. Biri bu. Onun dışında da yani proje esnasında mesela verilerin işte yedeklenmesini sağlamak için zaten bilgi işlemi sağlamış olduğu hizmetler de mevcut. Eğer açık yayıncılık konusunu soruyorsanız, bu tabii çok yeni bir proje. Ve hala gelişmekte olan bir proje bu açık yayıncılık platformu. Birebir detaylarına ben de hakim değilim ama bilgi almak isterseniz proje liderine ulaşmakta fayda olabilir. Onun dışında üniversitenin kendi veri arşivinin yanı sıra da yayınların da konabileceği zaten bir arşivi mevcut. Ama yine kaç kişi çalıştığını, ben kütüphanede birebir çalışmadığım için bu rakamlara çok hakim değilim. O yüzden tam yapmayamıyorum. Diğer bir sorumuz Dider Hanım'dan gelmiş. Araştırmacıların sadece araştırmaya ya da eğitime yönelmesi TÜDELF'in teşviki mi? Ayrıca bir devlet politikasıyla da destek veren bir husus mu? Bu tabii tek başına DAEF değil aslında. Burada bir üniversiteler birliği var. VSNÜ diye geçiyor. Üniversitelerin temsilcilerinin bir araya gelerek aldıkları bir karar aslında bu. Ve TEDAFİ'de de bunun nasıl uygulanabileceğine yönelik bir politika geliştirilecek. Zaten bu yayıncılarla olan offset anlaşmaları da yine bu Üniversiteler Birliği'ndeki heyet tarafından yürütülüyor. Zaten bu tür bir destek olmadan böyle büyük anlaşmaların pazarlıkların yapılması imkansız. Yine Dider Evet. Hanım'dan, siz veri yöneticileriyle fakülte üyeleri arasında iletişim, onların sizin çalışmanıza yaklaşımı nasıl? Şu şekilde yani bazı araştırmacılar ilk başta biraz şey yaklaşıyor. Yani
açık verirsen, benim işte her şeyimi açık bir şekilde paylaşmamı istiyorsun. Ama tamam, güzel, mantıklı ama benim hiç vaktim yok. Zaten çok yoğun durumdayım. Yani hani biraz güvenlerini kazanmak ilk başta vakit aldı, yalan değil. Ama zaman içerisinde faydasını görmeye başladılar. Mesela veri yönetim planı hazırlamak zorunlu hale gelince ilk başta çoğu araştırmacı bir de ekstradan bir şey çıkardınız başımıza, bir de bununla mı uğraşacağız diye tepki vermekle beraber planı hazırladıktan sonra, yani bizim desteğimizi hazırladıktan sonra şey görüyorlar. Aslında gayet iyi bir pratik oldu. Bu sayede ben de hani verimi nasıl saklayacağım, nasıl belgelenmesini yapacağım, sonrasında ne olacak? Bütün bu aşamaları düşünme ve projenin başında planlama imkanına sahip oldum. Ve aslında gayet de iyi bir egzersiz oldu şeklinde geri dönüşler alıyoruz. Yani sistemlerin, servislerin araştırmacıların hizmete sunulması yalnızca aslında madalyonun bir kısmı. Ama bunların nasıl kullanılabileceği, nasıl pratiğe uygulanabileceğini birebir araştırmacılara yardımcı olabilecek kişilerin olması bizim gibi epey takdir gören bir durum. Ama dediğim gibi vakit alıyor. Yani bu araştırmacıların hepsine ulaşmak, güvenlerini kazanmak. Ama o şekilde. Ya, zaten açık bilimle ilgili bütün çalışmalarda sürekli bir refleksle karşılaşıp araştırmacılar tarafından hep böyle yeni bir iş mi başlarına çıkarıyoruz gibi bir yaklaşımla hep karşılaşılıyor. Ama sonuçlarını gördükçe, kendi yaptıkları kayıt altına alındıkça, atıfları arttıkça, tanınırlıkları arttıkça, yaptıkları çalışmalardan yararlanan sayısı arttıkça yaklaşımlarında çok ciddi değişimler meydana geliyor. Büyük ihtimalle bu konuda da öyle olmuştur. Bir Zeki'den kesinlikle çok güzel bir soru var. Çok teşekkür ediyorum Yasemin. Acaba bir veri yöneticisi olarak günlük iş rutinleri nasıl oluyor? İş yerinde zamanını nasıl geçiriyorsun? Veri yönetim planları epey vakit alıyor. Bir, neden? Çünkü şu anda yani Hollanda'nın TÜBİTAK gibi olan bir fon kuruluşu, sırf o değil diğer fon kuruluşları da dahil, her türlü projede veri yönetim planı hazırlanması gerekiyor. O nedenle ve şu şekilde veri yönetim planını araştırmacı gönderdikten sonra ancak araştırmanın fonunu alabiliyor. O nedenle pek çok araştırmacı bize zaten koşarak geliyor veri yönetim planı konusunda yardımcı olabilir misiniz diye. Ama bunun dışında işte mesela düzenli olarak çalıştaylar, seminerler düzenliyoruz, etkinlikler düzenliyoruz, dersler veriyoruz. Bir başka mesela geçtiğimiz sene epey yoğun bir şekilde fakültedeki veri yönetim politikasını geliştirmek üzerine çalıştık. TEDAF'ın zaten önceki 2018 yılında bütün üniversite için bir araştırma veri yönetimi üzerine politikası geliştirilmişti. Ancak her fakültede disiplinler olarak farklılıklar olduğu için fakülteye bunun uyarlanması gerekiyordu. Bu politikanın geliştirilmesi için de her departmanda, her bölümde, her seviyeden araştırmacılarla iletişim haline geçerek nelere ihtiyacı var, nelere ihtiyaçları var, nasıl bir politika geliştirebiliriz, bu onlar için nasıl faydalı olur, üzerine çalıştık. Bu sene de bu politikayı nasıl pratiğe getirebilirler konusunda destek sağlamaya çalışıyoruz. Ve yani ilk slide'da da bahsettiğim gibi veri ile ilgili her türlü soru için geliyorlar araştırmacılar. Kişisel veri kanunu tabii değişti. O nedenle hem araştırmacılar hem bizim için çok fazla ekstra da iş çıkmış oldu ama o konuda destek oluyoruz. Mesela verinin enkripte edilmesi, informed consent formunda mesela verinin arşivlenmesi üzerine daha projenin ilk başından araştırmacıların izin alması gerekiyor. Ve bunun olabilmesi için ilk baştan bütün planlamaların yapılması gerekiyor. Ama verinin yanı sıra yazılım konusunda da çok fazla
soru ve öneri ihtiyacı geliyor. Araştırmacılara mesela GitHub nasıl kullanılır, Git nasıl kullanılır, Python, Jupyter Notebook kullanarak Python'da nasıl çalışılır? Bu tarz konularda da eğitimler veriyoruz. Yani bilmiyorum, biraz açıklayabilmişimdir umarım. Zaten onların bazıları gerçekten hepsi ayrı bir şey konusu, yani webinar konusu. İnşallah önümüzdeki dönemde bunlardan öncelikli ve önemli olanlarından yine seninle beraber olmak planlarımız arasında gelsin. Özellikle açık kaynak kullanılan açık bilim araçları son derece önemli ve bu uzaktan eğitim ve uzaktan öğretim döneminde de bunlar çok çok daha büyük bir önem kazandı. Çünkü herkesin işte bu ücretli araçları kullanabilmesi, onlara para harcayabilmesi, üniversitelerin bunlara para harcaması çok mümkün olmadı ve yine birçok noktada bu açık kaynak kodlu yazılımlar herkese bir kurtarıcı gibi geldi. Ama bunların daha fazla, mesela şu anda işte bahsettiğin tool'ları belki birçoğunun hiç bilgisi dahilinde bile değil yani. O yüzden bunlarla ilgili de bir planlama yapıyoruz inşallah. Şimdi bir sorumuz da Eser Hocam'dan gelmiş. Eser Hocam bizim üniversitede bir akademisyen. Böylesi bir organizasyonun Türkiye'de uygulanabilmesi için bir girişim var mı? Varsa nelerdir? Hollanda örneğini nasıl uygulayabiliriz? Bence Gültekin Hocam yanıtlasın bu soruyu. Hocam, bizim de bir açık bilim danışma, açık bilim komitemiz var. Açık bilim komitemizin şu anda üzerinde çalıştığı buna benzer bir program var. İnşallah bu programı çok kısa bir zamanda bitirip bütün İİT akademisyenlerinin de desteğini alarak uygulamaya koymak gibi bir hedefimiz var. Bu konuda sizin desteğiniz olursa da memnuniyet duyarız. Diğer bir sorumuz, DORA konusunda daha ayrıntılı bilginiz var mı? Tamam. Yani şimdi şu şekilde, dediğim gibi bu Hollanda'daki en büyük fon veren kuruluş olan Hollanda Araştırma Konseyi şu anda bunu epey ciddi alıyor. Ve dediğim gibi CV'lerde tamamen değişikliğe gitmiş durumda. Ancak üniversite seviyesinde mesela bu planda da bahsettiğim gibi, hani bunun uygulanabilirliği için daha hala atılması gereken adımlar var. Yani ümit ediyoruz ki ilerleyen günlerde daha da çok çaba harcanacak ve daha da ileri gidilecek. Umarım sorunuzu yanıtlamışımdır. Şimdi DORA deklarasyonu gerçekten çok önemli. Hacettepe'deki hocalarımız Zehra ve Güleda, yanlış hatırlamıyorsam, zaten onu Türkçe'ye çevirdi. Yani artık bir bilimsel çalışmanın değerini ölçmek için sadece işte aldığı atıf, yoksa işte hangi dergide yayınlandı, impact'i yüksek bir dergide mi yayınlandı, bunlar yeterli değil. Çünkü aynı, ben bunu kendi sunumumda verdiğim örnektir. Yani bir derginin impact'ini oluşturan makaleler, o derginin içindeki makalelerin neredeyse %15'ini, 20'sini oluşturuyor. Yani eski zamandaki gibi, yani bir kaseti alırsanız içinde iki tane şarkı iyidir ama gerisi sadece kaseti doldurmak içindir gibi. Yani o yüzden de bir dergideki impact faktörü yüksek olmasa o derginin içindeki yayınlanan bütün makalelerin çok iyi olduğunu falan göstermiyor. Ya da düşük impact'li bir dergide yayınlanmış makalenin kötü bir makale olduğunu hiç kimse aslında iddia edemez. Ve bunu da artık ölçmek için farklı metrikler, farklı yöntemlerle ilgili bir deklarasyon, DORA deklarasyonu. Şimdi yine bir sorumuz var. Özellikle öğrencilerin açık bilim becerilerini geliştirme konusunda ne tür çalışmalar yapılıyor? Şimdi bu konuda mesela Teyda Avcı'nın hazırlamış olduğu bir açık bilim MOOC'u var. Bu MOOC da hatta ne zaman başlıyor? Galiba 5 ya da 8 Mayıs'ta başlıyor. Dileyen herkes de katılabilir bu MOOC'a. Bunun yanı sıra da mevcut olan müfredata açık bilim üzerine dersler eklenmesi, bu konuya daha çok değinilmesi gibi
hedefler var. Biz zaten veri yöneticileri olarak hani verdiğimiz bütün eğitimlerde araştırmacılarla olan, araştırmacılarla ve öğrencilerle olan bütün etkileşimlerimizi elimizden geldiğince açık bilim becerilerine yönelik hani yardımcı olmaya da çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde de daha da başka çabalar da olacak. Şimdi Zeki'den yine bir soru daha gelmiş. Biraz önceki anlattığın şeyle bağlantılı, veriyle ilgili yapılan işlerden belki de en önemlilerinden bir tanesi veriyi anonimleştirme. Çünkü kişilere ait verileri paylaşmak zaten kanunen suç. Bunu nasıl yapıyorsunuz diye bir soru. Valla epey zor. Yani veri çoğu zaman tamamen anonim olamıyor maalesef. Ama ne yapılabiliyor? Pseudonymization denen yani işte veri şifrelendirme pek çok araştırmacı tarafından yapılabilen bir şey. Mesela daha rıza formunu da söyleyeyim. Daha rıza formunda katılımcılara o aşamada mesela bir kod numarası verilerekten o aşamadan itibaren katılımcıların bilgileriyle mesela isim yani katılımcılardan elde edilen verilerle katılımcıların kişisel verileri, isim, oturdukları yer gibi bilgiler arasındaki bağ koparmak mümkün. Ama tabii verinin yapısına da bağlı. Eğer daha kualitatif bir veriden bahsediyorsak, bu durumda tamamen analize etme durumunda veri tamamen anlamını da kaybedebilir. Yani kolay değil ama aşama aşama neler yapılabilir? Hani bu şekilde destek vermeye çalışıyoruz araştırmacılara. Veriyle ilgili zaten bütün sorunların tamamı çözülmüş değil. Bununla ilgili zaten işte Research Data Alliance gibi, OpenAI gibi bunlardaki çalışma grupları, herkes konular üzerinde çalışıyor. İşte etik tarafı bir taraftan, yasal tarafı bir taraftan, anonimleşmesi bir taraftan, işte sensitive data dediğimiz hassas veriler bir taraftan. Bunlarla ilgili uluslararası standartlar, çözüm yolları yavaş yavaş parça parça kurallar koyuluyor, bunlar geliştiriliyor, karşılaşılan sorunlara göre yeniden güncelleniyor ve yavaş yavaş bunlar da hayatımızda yerini almaya başlıyor. Bir soru daha var Aydın Özkaya. Bilgi araştırmacılar açık hale geldikten getirdikten sonra uluslararası düzeyde araştırmacılar arasında eşgüdüm, kaynakların planlanması, stratejik planlama, kümeleme, takım çalışması amaçları da var mı? Eğer varsa bunun yürütücü birimleri kimler? Aslında siz zaten bir önceki yanıtınızda biraz bunu yanıtlamış oldunuz değil mi Gültekin Hocam? Yani hani opener olur. Belki siz yanıtlamak istersiniz. Yani, şimdi bunu Avrupa çapında düşünürsek bu konudaki en büyük organizasyonu tabii Avrupa Birliği ve Avrupa Komisyonu yapıyor. Bunu da iki yolla şu ana kadar yürüttü. Bir open air projeleri ilerliyor. Başından beri bunu yoluna koyuyor ve buna bağlı bir küçük çapta birçok proje var. İşte bu poster projesi de bunlardan biriydi mesela. Şu anda da buna benzer küçük projelerle destek oluyor ve şu anda da bu konudaki en büyük projelerden bir tanesi de Açık Bilim Bulutu projesi. Açık Bilim Bulutu da tamamen zaten veriye dayalı bir bilimle ilgili ve açıklıkla ilgili bir proje. Yani Avrupa çapında şu anda bu organizasyonu veya bu koordinasyonu Avrupa Birliği farklı projelerle yapıyor ve hem OpenAI tarafında, OpenAI mesela şu anda bir yasal dernek haline geliyor mesela şu anda OpenAI. Bundan sonra da sürdürülebilirliğinin sağlanması için artık projeler tamamlandıktan sonra da bir dernek olarak farklı ülkelere, biz de kurucu üyelerden bir tanesiyiz OpenAI Derneği'nin. Bu şekilde devam edecek. Açık Bilim Bulutu içinde bu şekilde bir yasal kimlik oluşturulacak ve o da bir şekilde belki OpenAI ile birleşerek veya farklı şekilde yoluna devam edecek. Yani Avrupa'da Avrupa Birliği koordine ediyor bunu. Bunu da sadece Avrupa'da kısıtlamadı ve Avrupa ve ötesi olarak planladı. Şu anda işte Güney Amerika'dan Afrika'ya kadar, Asya'ya kadar da yine bu projelere bir şekilde diğer ülkelerde dahil oluyor.
Vatandaş bilimi hakkında bir sorum var demiş Orhun. Halk araştırmalara yardımcı olması güzel. Peki bu verilerin kontrolü nasıl? Kim tarafından sağlanıyor? Umarım kaçırmadım. Yok, kaçırmadınız. Çünkü ben çok kısaca değindim vatandaş bilimi konusuna. Yani bu tabii projeye bağlı olarak değişebilecek bir konu aslında. Benim çok hakim olduğum bir alan değil. O nedenle çok söyleyebileceğim bir şey yok. Ama dediğim gibi proje koordinatörüne, yani proje liderine bağlı biraz da. Gültekin Hocam, sizin bir yanıtınız var mı? Şimdi bilimsel çalışmalara vatandaşı da katmak veya yapılan bilimsel çalıştırmaları vatandaşın da kullanabileceği hale getirmek. Bu işte şu anda okul seviyesinde, yani ortaokul lise seviyesinde de, yani açık bilimi anlatmak, açık bilim çalışmalarına katılmalarını sağlamak. Buradaki esas amaçlardan bir tanesi bu. Ve bu verilerin kontrolü, zaten bu veriyi toplayanlar tarafından bu verilerin kontrolü ile ilgili birçok mekanizma kuruluyor. Bunlarla ilgili problemler yok mu? Evet, problemler var. Mesela son birkaç gündür benim uğraştığım bir problemden bahsedeyim burada arkadaşlara. Biliyorsunuz OpenAI'nin bir verilerle ilgili veya sizin arşiviniz yoksa koyabileceğiniz bir arşiv var, adı Zenado. Bu CERN'de çalışan bir açık arşiv ve oraya koyduğunuz her şey otomatikman bir DOI numarası alıyor. Ve böylelikle de açık bilimi kolaylaştırıp işte araştırma verisini veya diğer araştırma çıktılarını bir yere koyamıyorsa herhangi bir araştırmacı, bu işte bir COBİ'de çalışan mühendis olabilir, bir ED'de çalışan mühendis olabilir, herhangi bir sosyal bilimler alanında çalışan, bir üniversiteye dahil olan, olmayan, herhangi, yani kısaca herkese açık bir şekilde kendi elindekini paylaşabileceği bir ortam yarattı Zenado. Ama mesela ben son iki gündür neyle uğraşıyoruz mesela ki bu daha önceden çıkmış problemmiş, bize daha yeni bu problemi fark ettik. Birisi bir düşük ilacı satıyor ve bu düşük ilacı Türkiye'de yasak bir ilaç. Ve sanki bir yayınmış gibi telefon numarasıyla bilmem neyle bütün formdaki bütün alanları doldurup buraya koymuş. Tabii şimdi sistemin denetiminde baktığın zaman işte bu bir makale kaydı gibi, Türkçe bir kayıt, ama kaydın içeriğine baktığın zaman işte Türkiye'de işte kullanılması yasak olan bir düşük ilacının reklamı, işte bir yerlere de WhatsApp telefon numarasını bilmem neyini koymuş. Ama işte bütün prospektüsünü, içindekileri bilmem neyini, her şeyi de kayıtlara eklenmiş. Kaldırıldı bu. Yani kaldırdık bir zaman geçen hafta içinde. Dün akşam tekrar baktık mesela. Tekrar eklenmiş. Bu sefer telefon numarası değişmiş falan yani. Ya da işte mesela geçenlerde yaşadığımız yine bir örnek ki 16-17 tane editör olan bir dergi. Bu dergi var olan bir dergideki bütün makaleleri alıyor. Farklı bir dergi ismine bu makaleleri ekliyor. Fakat bu çakma dergideki makalelerin herhangi bir şekilde DOI numarası olmadığı için, başka bir dergiden çalama olduğu için bu kayıtları Zenado'ya ekliyor. Zenado ekledikten sonra DOI numarasını alıp çakma derginin web sayfasına ekliyor. Mesela böyle bir şeyde bulundu. Şimdi açıklık olduğu zaman mutlaka bunu suistimal edenler mutlaka çıkıyor. Bir şekilde sistem olarak da biz de kendimiz bunun güvenliğini sağlamak, işte bir takım anahtar kelimelerle bazı şeyleri blok etmek falan. Şey, yani bir takım yöntemler bütün dünyada gelişmeye çalışılıyor. Siz insanların kullanımı için güzel bir tool sunuyorsunuz, güzel bir araç ortaya koyuyorsunuz ama bir şekilde bunu suistimal edenler de mutlaka ortaya çıkıyor. Ama işte bunların Türkiye'de çıkması beni çok daha fazla üzdü. Şimdi Gülcan'dan bir soru var. Siz araştırmacılara belli bir veri yönetim planı formatı sundunuz mu? Her araştırmanın parametreleri farklı olduğu için standartizasyonu nasıl sağlayabildiniz? Şimdi şu şekilde, tabii TEDAFT'in bir avantajı teknik bir üniversite olması. Gerçi yine bizim de mesela mimarlık üzerine, tasarım üzerine fakültelerimiz var. Bu alanlarda tabii durum biraz daha farklı olabiliyor, doğru. Şu anda Avrupa'daki fon veren kuruluşların oluşturmuş olduğu, desteklemiş olduğu, Science Europe'un desteklemiş olduğu bir veri yönetim planı yapısı var.
Biz de kendi veri yönetim planımızı buna göre uyarlamış durumdayız. Ve veri yönetim planımız şu anda daha genel açıkçası. Yani disipliner bir plan değil. Ama bu konuda da düşüncelerimiz var. Yani hani daha disipliner planlar yapmalı mıyız? Hani araştırmacılara bu konuda destek sağlamalı mıyız şeklinde. Yani her şekilde tabii sorularını ve pratikte yapabileceklerine yönelik destek de bulunuyoruz. Ama şu anda veri yönetim planına uygulamaya geçirmiş değiliz. Genel olarak Science Europe template'ini kullanıyoruz. SciShop template zaten güzel bir template. Çok üzerinde çalışılmış bir template. Yani şu anda TÜBİTAK'da bizim önerdiğimiz bir template. TÜBİTAK'ta şu anda inşallah SciShop'un template'ini Türkiye'ye adapte edip bundan sonraki TÜBİTAK projelerinde bu template'e göre veri yönetim planı sunmalarını araştırmacıların isteyecek. Şu anda son bir dakika bir sorumuz daha var mı yok mu bakıyorum. Bir sorumuz daha yok. Zamanlamamız şu anda muhteşem oldu. Tam zamanında planladık. Ben bu webinar için Yasemin'e çok çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bize bu altyapıyı sunduğu için ve kullanmamıza izin verdiği için Eiffel'a çok teşekkür ediyorum. OpenAI'ye çok teşekkür ediyorum. Bu organizasyonun gerçekleşmesi, bu altyapının kullanılmasında ve bu yaptığı faaliyetler nedeniyle. Şimdi bir tane chatbox'tan bir soru geldi Yasemin. Kurumun veri yönetim süreçlerinin desteklenmesi için kurumsal bir veri yönetim planı öncelikli midir? Nereden başlamak daha doğru olur? Şimdi aslında bizim kendi kurumsal veri yönetim planımız var. Ama bunun sebebi de şu. Şimdi Gültekin Hocam belki daha çok anlatmak ister. Bu machine actionable yani makineler tarafından okunabilen veri yönetim planları denen bir kavram var. Hani şu anda mevcut elimizde değil ama amacımız ileride buna yönelik çalışmak. Ve nedir mesela atıyorum bir araştırmacı mesela 5 terabayt araştırma verilerini saklayabilecek bir ortama ihtiyacı olduğunu yazacak bu planda ve direkt bilgi işleme mesaj gidecek. Bu kadar işte alana ihtiyacı var bu araştırmacının veya araştırmacı kişisel veriyle çalışacaksa direkt bu alanda çalışan mesela özellikle privacy ekibi olabilir. Ondan sonra etik komite olabilir. Bunlara direkt bir uyarı gelecek. Böyle bir proje var. Bunu hedefliyoruz. Henüz uygulamada değil. Onun dışında da zaten geliştirmiş olduğumuz veri yönetim politikasında da kurumdaki bu rektörlükle başladı ilk başta. Sonra da dekanlarla ve bütün bölüm başkanlarını dahil bölüm başkanları ve araştırmacıların kendilerini dahil ederek yapılan bir süreç oldu. Yani kurumsal bir veri yönetim planı hani biraz sizin hedefinize bağlı. Bence ilk başta hani kurumsal ya da değil bir veri planıyla başlayıp sonra süreçte ihtiyacınıza yönelik olarak bunu geliştirebilirsiniz ve eş zamanlı olarak da bir veri yönetim politikasını geliştirmesi son derece önemli diye demek istiyorum. Gültekin Hocam sizin var mı bir yorumunuz? Şimdi de bu özellikle makine tarafından okunabilen, değerlendirebilen bir yönetim planı konusu önemli bir konu. Önümüzdeki günlerdeki yapacağımız webinarların bir tanesi için de bununla ilgili de birazcık daha detaylı bilgi vereceğiz. Çünkü bu konuda OpenAI'nin yeni geliştirdiği bir araç var, Argos. Argos tamamen veri yönetim planı oluşturma ve veri yönetim planlarının makine tarafından okunabilmesini sağlayan bir araç. Bundan ilgili bir detaylı sunumumuz önümüzdeki dönemlerde yine olacak. Ben çok teşekkür ediyorum bütün katılımcılara. Sana da çok teşekkür ediyorum Yasemin. Yani planladığımız bir saatte ve bir saatin dışında da çok çıkmayı düşünmüyorum. O yüzden de önümüzdeki dönemde yeni çalışmalarla, sizdeki yeni yeniliklerle, bizim de böyle ufkumuzu açacak sunumlarla seni tekrar misafir etmeyi, seninle beraber olmayı çok isteriz. Zaten biliyorsunuz Türkiye Açık Veri Yönetimi Görev Gücü'nün de danışmanlarından birisin. Oradaki çalışmalarımıza devam ediyor.
İşte önümüzdeki günlerde de yine bu araştırma verisiyle ilgili, yine sizdeki veri setinin Türkçe çevirisi bitti bu arada, haberin olsun. Onu da YÖK üzerinden göndereceğimiz bir anketle bir an önce üniversitelerimize araştırma verisiyle ilgili bu anketi uygulayıp daha sonra da kendi üniversitelerimiz için bir yol haritası için çalışmalara başlayacağız. Çok teşekkür ediyorum sana. Bütün katılımcılara da tekrar teşekkür ediyorum. Yeni webinarlarda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıklı kalın, evde kalın, üretmeye devam edin. İnşallah bu dönem bilimsel patlamalar için çok önemli bir dönem olacak. Ben inanıyorum ki önümüzdeki sene Türkiye'nin veya dünyadaki makale sayısı çok ciddi anlamda artacak. Çalışmalar artacak. Bir an önce de şu salgın bitsin, ona da bir çözüm bulunsun. Hep beraber tekrar eski günlerimize dönelim. Çok teşekkür ediyorum herkese. Teşekkürler. Ben de çok teşekkür ediyorum davetiniz için ve katılan bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Aynen, sağlıklı kalın. Geçecek. Bugünlerde geçecek. Açık bilimin de önemi tekrardan bugünlerde de ciddi olarak ortaya çıkmış durumda gerçekten. Dear Güven, thank you very much for your help. Can you stop the recording now? Güven, are you there? Güven bizi duymuyor galiba Yasemin. Duyar herhalde bir anda. Güven, can you hear me?